Burcucuğum, bu tembellik felsefene hayranım. Ama sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsan kaplumbağadan daha hızlı ve renkli bir hayatın olsa iyi olur. Tabii canım. Böyle sağlıklı beslenme, spor, bunlar çok önemli Haluk. Çok önemli. Evet, çok 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 önemli. Ya Mehmet Öz de öyle diyordu. Haberlere çıkıp böyle şınav falan çekiyordu. Ne oldu? Ama hiçbir şey olmadı. Kolonoskopi yaptırdı ve birkaç tane polip aldırdı. Bu zaten 40'ından sonra herkesin yaptırması gereken bir şey. Ne yaptırdı? Tam ben bilmiyorum. Nedir o? Böyle bir aletle bağırsaklarına bakıyorlar. Yani kontrol amaçlı. Sadece kontrol amaçlı değil. Ya bak, bu işlem sırasında eğer polipe denk gelirlerse hemen alıyorlar. Zaten sağlıklı olanı bu. Çünkü eğer alınmazlarsa kansere neden olabiliyorlar. Biz Meltem'le randevu aldık. Bayramdan sonra yaptırıyoruz bence. Siz de alın, yaptırın. Abla, beni karıştırmayın. Ben uğraşamam öyle şeylerle. Haluk, böyle şeyleri zaten sağlıklıyken yaptırmak lazım. İş işten geçtikten sonra bir faydası yok ki. Ayrıca böyle hafif uyutuyorlar. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Dişçiye gitmişsin gibi aynı. Tam tembellere göre Haluk. Yani doktor 5 dakikada hallediyor. Sen orada yatıyorsun ve kalkınca da hiçbir şey hatırlamıyorsun. Yalnız böyle 1-2 saat araba kullanamıyorsun ama sonra tekrar kullanıyorsun tabii. Haluk, duydun mu? Şimdi araba kullanmayı bilmiyorsun ama kolonoskopi yaptırdıktan 2 saat sonra araba kullanmaya başlıyormuşsun. Şaka ya, espri olsun diye. Yoksa araba kullanmayı bilmiyorsan yine kullanmıyorsun. Ne diyorsun lan sen? Sonuç olarak biz tatile gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Gidiyoruz Haluk. Ya ne işimiz var tatilde? Havaları görmüyor musunuz? Ayrıca her yer kalabalık. Restoranlar kalabalık. Havaalanları kalabalık. Oteller kalabalık. Kalabalık da kalabalık. Yurt dışına gidelim. Ha, çok güzel ucuz turlar var. Dur bak, bilgisayarımı alıp geliyorum, bakarız. Vizeler yetişmez. Ay, vizesiz ülkeler var. Onlara gideriz. Meltem bakar şimdi. Ya oyun bozanlık yapma Haluk ya. Şöyle bir kendimizi resetleriz Haluk ya. Ya değerlendirelim şu tatili. Kendimizi bir aç kapa yapalım. Sen kendini yap öyle aç kapa. Benim adıma konuşma. Bak şimdi. Açıldı. Yazıyorum. Vizesiz ülkeler. Şimdi ne güzel turlar vardır orada Meltem. Bir dakika. Oo, ne kadar çok ülke var. Bak, Ürdün var, Tunus var, Arnavutluk var. Ondan sonra Bosna Hersek var. Daha var da var. Gidelim görelim işte bir ülkeyi ya. Evet. Tabii Tunuslular, Bosnalılar merak eder sonra. Meltem'le Gönül niye gelmedi derler. Dünyayı gezip görmek lazım Haluk. Ben dünyayı gördüm. Ne zaman gördün? Bir kere iş için Konya'ya gitmiştim. Ne demişler? Gez Konya'yı, gör dünyayı. Aynı şey. Çok kötü espri ya. Ay. Aa, buldum. Hiçbir şekilde itiraz istemiyorum. Dubrovnik, Hırvatistan. Harika. Süper fikir. Çok beğendim. Her şey dahil 399 euro. Hiç fena değil. Hiç değil. Ananın evinde de bayramlarda Dubrovnik'e gidiyordun değil mi? Gitmiyorduk ama kaplumbağa gibi de evde oturmuyorduk senin gibi. Kaplumbağalar bile evinde oturmuyor ki Gönül. Evleri sırtında dolaşıyorlar, oradan oraya gidiyorlar her tarafa. En büyük seyyah kaplumbağa, kaplumbağa ya. Hiç bakma, hiç vallahi bence süper espriydi yani. Süper, süper. Aynı gemide yol alır.